Şimdi geldik dictionary'ye. Arama konusunda arkadaşlar kullanabileceğiniz veri yapılarından bir tanesi. Özellikle bir anahtar değeriniz varsa arkadaşlar ve anahtar değer çifti kullanmak istiyorsanız bu veri yapısını kullanabilirsiniz. Örneğin şu şekilde bir dictionary tanımlama şansınız var. Name'i zar olan, yaşı şu olan gibi aslında arkadaşlar bir dictionary tanımlayabiliyorsunuz ve veriyi çekerken şu şekilde çekebiliyorsunuz. Bunları daha önceden görmüştük. Değerleri güncellemek için arkadaşlar anahtar değer üzerinden ulaşmak zorundasınız. Anahtar değer üzerinden ulaşıp diğeri arkadaşlar güncelleyebilme şansınız var. Örneğin age bilgisini güncellemişim. Diğer bilgileri güncelleyebilirsiniz. Gelin burada biz de bir örnek yapalım aslında. Şöyle bir dictionary tanımlayın. D1 gibi. Dictionary'de arkadaşlar süslü parantezlerimizi kullanıyoruz. Bir key value ilişkisinden oluşuyor. Buraya arkadaşlar anahtar değeri giriyorsunuz. Karşı tarafa da value değerini giriyorsunuz. String yazdığım için sorun yok. Bir de anahtarımız da şu şekilde olsun. 45'e 7 sayısı. Burada pardon arkadaşlar. Tabii key value ilişkisi yaptık. İki nokta üstte kullandık ama burada kullanmayı unuttuk. Şu anda hazır. Bunu bir tanesine erişim de yapalım hadi. Key'e erişim yapalım. Value olduğunu görelim şimdi. Arkadaşlar bunu değiştirmek için yapmanız gereken şu. Anahtar değer üzerinden key değerine ulaşıp eşittir deyip atama işlemi yapmak arkadaşlar. New value diyorum. Yeni bir değer olduğunu göstermek için. D1 key yazarak da arkadaşlar o yeni değeri görüyorum. Şöyle bakalım. Sözlük öğesini arkadaşlar yine del ile silebilirsiniz. Ama tabii ki del dediğinizde dictionary ve key'i kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani key üzerinden silimi yapabiliyorsunuz. Bu arada dictionary clear ile veya del ve verdiğiniz arkadaşlar şu örneğin dictionary del dik dediğinizde arkadaşlar o değişkeni direkt silebiliyorsunuz. Bu tüm sözlüğü siliyor arkadaşlar. Bu dictionary clear ise tüm anahtarları ve değerleri silme işlemine yarıyor. Burada şöyle de bir durum da var arkadaşlar. Örneğin Dictionary'de anahtarlarınız var. Aynı isimde iki anahtar varsa arkadaşlar son anahtar alır. Son atamayı alır. Bu da mantıklı zaten. Burada arkadaşlar liste şeklinde bir key tanımlayamıyorsunuz. Bakın liste şeklinde tanımladığınızda arkadaşlar erişim yapmaya kalkmışım. Orada sorun yaşamışım. Bu şekilde arkadaşlar sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu biz de deneyelim aslında. Yeni bir tane arkadaşlar şöyle key üreteceğim. Ama dictionary arkadaşlar bir gibi. Ve içine de list yaptım arkadaşlar. Şu bir list. Ve onun içine de bir listenin listesi olsun dedim. Bir liste tanımladık. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bunu unhashable diyor arkadaşlar. Yani böyle bir arkadaşlar veri tipi ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Şimdi dictionary'de arkadaşlar kullanılan metotlara bakalım. Len metodu burada da var. Aynı table'da olduğu gibi ve liste olduğu gibi arkadaşlar. 2 diye boyutumu verdi. str ile arkadaşlar dictionary'yi bir katar gösterimi şekline çevirebiliyorsunuz. Ha, bu arada şu da var arkadaşlar. Print yazıp D1 yazarsanız arkadaşlar bir string gösterimi söz konusu. Yani şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Burada type'la değişkenin arkadaşlar diğer türünü döndürebilirsiniz. Bu type zaten genelde her tarafta kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Örneğin ne diyelim? Type deyip D1 dediğinizde arkadaşlar dictionary veri tipinden olduğunu size söyler.
Clear'i görmüştük arkadaşlar. Copy ile Dictionary'nin arkadaşlar bir gölge kopyasını döndürebiliyorsunuz. From Case ile arkadaşlar bir diziden anahtar değerler ile yeni bir dictionary yaratmak için kullanabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar anahtar değerin karşılığı da burada yazılabilir. Bunu şöyle internetten bir örnek bulalım. Bir bakalım kaç tane var arkadaşlar bu arada. Fazla yok, tamam. İnternetten bir örnek bulayım. Arkadaşlar ben konu başlıklarını yazıyorum. Sizin bulup buradan uygulayabilmeniz için arkadaşlar. Örneğin elinizde şöyle bir sequence var arkadaşlar. Bakın bu bir sequence ama hatta süslü parantez kullanmasına rağmen arkadaşlar sadece değerleri içeriyor. Siz bundan arkadaşlar bu sequence'den bir dictionary yaratmak için şunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi print res dict diyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar değerlerin noun, noun, noun ama arkadaşlar şu anda kullanabilecek duruma getirdim. Ayrıca noun yerine şunu diyebiliriz arkadaşlar. Ben hepsini -1 yaz diyelim. Bu durumda arkadaşlar print kullanmadan da içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın hepsi -1. Value'lar -1 oldu arkadaşlar. Bunu da kullanımla görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar get ise anahtar değeri kullanıyorsunuz ama anahtar değer değer döndürmezse ne yapacaksınız? Örneğin şu şekilde. Elinizde burada D1 vardı sanırım arkadaşlar. D1'de olmayacak bir değer gireyim şöyle. Tamam. Ne oldu? Key error döndürdü arkadaşlar. Siz bu error'u almak istemiyorsunuz. Örneğin -1 döndürsün. Değeri bulamazsa demek istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar işte get yine çok kullanışlı. Benim de sevdiğim arkadaşlar metotlardan bir tanesi. DSFD'ydi öyle. -1 döndür. Eğer bulamazsan get yap. Eğer bulamazsan -1 döndür. Arkadaşlar özellikle try kullanmak istemiyorsanız, ileride try konusunu anlatacağım ama bir hata yakalamak istemiyorsanız arkadaşlar bu şekilde ve o hatayı yakalayıp işlemek istemiyorsanız arkadaşlar çok çok kullanışlı bir metot bu. Çünkü -1 döndürüyor. -1 döndürürse şunu yaptır diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte bununla mı yazdır vesaire. Burada arkadaşlar HK true ise arkadaşlar anahtar değer sözlükte. Aksi takdirde arkadaşlar false da anahtar değer sözlükte değil. Bu arada HK değil arkadaşlar. SK yani sahip. Anahtara sahip mi? Hadi bunu da true false görelim. Hangisini koyalım? K vardı sanırım arkadaşlar şu şekilde. Bu arada dictionary değildi. D1'di. SK'yi yanlış mı yazdık? Arkadaşlar bu metoda bir bakayım. Çünkü bazı metotlar arkadaşlar şu sorunu yaratabiliyorlar bizler için. Python 2'de oluyor arkadaşlar. Fakat yeni Python'da olmayabiliyor. Ben de bir yerde hata mı yaptım diye düşündüm. Örneğin şu şekilde kullanılmış arkadaşlar. Olması lazım. D1 diye bir şey yok mu? Var. D1'i görüntüleyeyim önce. D1.sk arkadaşlar k dedim. Hadi 45 diyelim bu sefer. Yok arkadaşlar. SK diye bir metot ne yazık ki bulunamadı diyor. Fakat şöyle bir bakıyorum. Burada var gösteriyor. Print doğru kullanımı da. Arkadaşlar ben bunu bir denemek istiyorum.
Şimdi hatırladım arkadaşlar. Bu başıma gelmişti benim. Ama yine de şöyle bir şey var. Bu çalışacak mı? Yok. Eskiye yok arkadaşlar. Eskiye yerine ne kullanabiliriz? Şimdi Google'dan arkadaşlar ben bunun cevabını daha önceden hatırladım, buldum. Şunu tavsiye ediyordum. In kullanın. Şöyle ki. K in D1. Turu döndürüyorsa arkadaşlar değişeninde vardır. In kullanmanızı öneriyordu arkadaşlar. Python'ın bir versiyonundan sonra bu değişiklik olmuştu arkadaşlar. Eski versiyonlarda bu değişiklik yoktu. O yüzden de bayağı bir başıma bela olmuştu. Çünkü internette buluyorum sonucu arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bu internetten Python 3x'ti arkadaşlar. Ah bakın yazmış buraya. Python 3x'ti arkadaşlar. Bu metot remove olmuş. Bazı web sitelerinde bunu yazmıyor arkadaşlar. Remove olduğu için de bakın in operatörü kullanın diyor. Ben de in operatörünü kullanıp arkadaşlar bu sorunu hallettim. Evet. Buradan bunu çıkarmalıyım arkadaşlar. Şuraya in operatörünü kullanmalıyız. Dictionary items arkadaşlar. Dictionary arkadaşlar özel items'larını nesnesini döndürür. Ama double parçası şeklinde arkadaşlar. Dictionary case anahtar değerleri döndürür arkadaşlar. Bunu yapalım. D1.case dersek arkadaşlar bakın key'ler döndü. İsterseniz bunu listeye çevirebilirsiniz arkadaşlar. D1.items arkadaşlar ona da bakalım. Bakın arkadaşlar table şeklinde döndürdü. Ve bir liste şeklinde arkadaşlar yine liste çevirebilirsiniz. Key value ilişkisi arkadaşlar. Ama bir table şeklinde. Burada arkadaşlar set default var. Get metoduna çok çok benziyor. Ancak var olmayan değerler arkadaşlar sözlük içine ekliyor. Ve default değeri atıyor arkadaşlar. Siz örneğin ne yaptınız? Get ile çekmeye kalktığınızda arkadaşlar. Veri oluşmuyordu arkadaşlar. Burada ise eğer veri yoksa veri oluşuyor. Ve şu default değeri atıyor arkadaşlar. Update komutu ise arkadaşlar Dictionary 2'nin arkadaşlar anahtar değer çiftlerini Dictionary 1 nesnesine ekliyor. Güncelliyor. Tabi burada arkadaşlar çakışma olursa ona göre ne yapıyor? Değiştiriyor. Eğer çakışma olmazsa yeni bir case ise arkadaşlar ekliyor şeklinde. Bir de arkadaşlar Dictionary Values var. Values da tahmin edebiliyorsunuz. Ve sadece validör'ü döndürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde hadi iki tane dictionary'm var mı benim? Dictionary 1 var. Başka bir dictionary de vardı sanki ya. Şu var arkadaşlar. Dictionary 2. Bakalım. Şu update'i de kullanmak istiyorum ben. D1 update diyorum. Update. Res. Dig. D1 diyelim arkadaşlar. Bakın. D1 arkadaşlar yepyeni bir dictionary olmuş oldu. Bu da arkadaşlar çok kullanışlı bir metottur. Evet, dictionary konusunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi date ve time olayına geldik.